Dünya imtihandan ibaret. Kur'an bu dünya hayatını kişilerinin imtihan joyi deb ta'rifleydi. Bu dünya hayatı ahiret saadetine erişiş için vasitedir. Hayatın barcha sahası, ailevi şerait, bazar, işxana, çayxana, yoki parlament ve başkalar barchasi kişilerinin imtihan joylaridir. Allah Teala Ankebut suresi de eytedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amanna ve hum la yuftanun. Ve lekad fetennellezine min kablihim. Feleya'lemennallahullezine sadaku ve leya'lemennelkezibin. Adamlar iman keltirdik deyişleri ile imtihan kılınmayı terk etilişlerini öyleydiler mi? Ve batahkik biz ulardan aldıngilerini hem imtihandan otkazganmiz. Biz Allah elbette sadık bolganlarını hem bilecek, yalgancılarını hem bilecek. Ayetin manası şu ki, kişiler köpünce iman keltirdi de etsek şunu özü kifaya kıladı. Biz haqiqat yo'lida yurgan bo'lamiz deb o'ylaydilar. Shu bilan birga bu yo'lda imtihon sinovga duchor bo'lishlarini unutib qo'yadilar. Alloh taolo avvalgi ummatlarini turli sinovlardan o'tkazgan. Shundan so'nggina rostgo'ylar yolg'onchilardan ajralib chiqqan. Islomda najotga erishish faqat shu dinga mansubman deyish bilan bo'lmaydi. Balki kengchilik va qiyinchilik soatlarida İslam ta'limotlariga bir xil amal qilgan kishigina haqiqiy musulmon bo'ladi. Dunyodagi yaxshilik ham, yomonlik ham aslida imtihon uchundir. Alloh taolo Muhammad surasida shunday deydi. Va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sobirina va nabluwa akhbarakum. Va ta'kidki biz sizlerini sineyimiz, ta ki sizlerden mücahidlerini, sabırlilerini bilsek ve haberlerinizini, amellerinizini imtihan etsek. Enbiya suresi de kuyuda geçe aytiladi. Ve nebluukum bis şerri vel hayri fitne ve ileyne turcaun. Biz sizlerini yamanlık ve yakşılık ile imtihan için sineyimiz, hem de bizge yine kaytarılırsız değilgen. Mulk surasida esa Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deyilgan. Ya'ni qo'lida mulk bo'lgan u zot ulug' muqaddas bo'ldi. U barcha narsaga qodirdir. Bu o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratgandir. Hayotga shunday nazar bilan qarash kishilarda yuksak axloqiy fazilatlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, insonlar ruhini yomonliklar ustidan g'olib kelishga tayyorlaydi.